Mıknatıs yöntemiyle ameliyatsız operasyon yaptılar. Kütahya'da bir ilke imza attılar. Hastamız buradaydı. Buraya mıknatıslarımızı taktık ve yeni bir yol oluşturduk burada. Hastayı da sağlığına kavuşturduk. Kütahya'da sağlık alanında gerçekleştirilen ameliyatsız operasyonlarla ilklere imza atılmaya devam ediliyor. Safra ameliyatı sonrası oluşan rahatsızlık ameliyatsız şekilde giderildi. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatsız gerçekleştirilen operasyonla hastanın safra yolu tekrar açıldı. Mıknatısın artı eksi kutuplarının birbirini çekme yöntemini kullanmaktan faydalanmayı düşündük. Girişimsel radyolog doktorumuz Mehmet Korkmaz hocamız hastanın karaciğerinden geçerek safra kanallarına girerek mıknatısın bir ucunu burada bıraktı. Bir ucunu da biz ERCP yöntemiyle safra kanalını aşağıdan bıraktık. Bunlar birbirini zamanla çekti. Yaklaşık bir 6 haftalık süre içerisinde bunlar birbirlerini iyice çeke çeke kavuştu ve birleşti. Yeni bir kanal oluştu burada. Ameliyat sonrası yeni bir kanal açıldı, stent takıldı. Hastanın değerleri normale döndü. Yeni bir kanal açıldığını gördük orada. Bu kanalın üzerinden stent ilerleterek, bu mıknatısları da buradan çıkardık. Bir tane buraya stent koyduk. Bu hastanın direninden, karaciğerindeki safradan günlük 400-500 cc direnden safra gelirken şu anda hemen bir günde 90 cc'ye kadar düştü. Planımız bu hastadan tamamen bundan kurtarıp stentleyip ilerleyen aşamalarda bu darlık problemini hastanın tamamen çözmek. Türkiye'de çok fazla yapılmayan operasyon Kütahya'da ilk kez gerçekleştirildi. Bu Türkiye'de çok fazla yapılan bir operasyon değil şu ana kadar. Kütahya'mızda da biz ilk defa yaptık. Bunun teorini biliyorduk. Pratik olarak da gerçekleştirdik. Kütahya'da ilk yapılan işlemdir. Türkiye'de de çok nadir yapılan, hatta belki bir iki merkezden bir tanesi de biz olduk. Safra kesesi ameliyatıyla gelen hastanın şikayetleri dinlendi ve ameliyatsız operasyona karar verildi. Çektiğimiz filmlerde post operatif bir komplikasyonla karşı karşıya olduğumuzu anladık ve kliniğimizde ERCP yapılabilmekte. Hocalarımızla konsülte ettiğimizde bu hastada tıkanma sarılığını ERCP ile çözmeyi denedik ve ERCP'de işlemi çözmek için girdiğimizde aslında tam tıkandığını, bunun bir operasyon gerektirdiğini gördük. Ameliyatsız yapılan operasyonla sağlığına kavuşan Zehra Karaduman şu an sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Öteki ayın içinde şeyim takıldı. Bu stent takıldı. Ondan sonra bu şeyi işte bir aydan sonra da ona geldik. Buraya da yine şey kodula. Mıknatısı kodula evvela işte. Oradan bunu işte şey taktılar oraya. Stent taktılar incide. O stentten sonra bakalım rahatımız iyi. Bu şeyi de çıkaracaklar buradan inşallah. Zehra Karaduman'ın eşi Ahmet Karaduman da ameliyatı gerçekleştiren doktorlara ve hastane yönetimine teşekkür etti. Karaciğerinde sorun var dedi. Biz Simova Devlet Hastanesi'ne gittik. Oradan MR çektiler. Bizi buraya sevk ettiler. Buraya sevk edince işte tıkalı safra yollarını sağım hocam, bütün hocalarımdan Allah razı olsun. Bizi yani bunları açtılar. Bütün hastane yönetiminden Allah razı olsun yani. Hocalarımdan, hemşerilerinden hepsine sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Sonra nasıl bugün kendini iyi hissediyor musun? Buradan akıntı azaldı.